Beyin de tıpkı diğer organlar gibi yaşlanıyor. Ancak doğru bakımla beynin yaşlanmasını yavaşlatabiliriz. Beynini doğru kullanan 100 yaşına da gelse hafızası zihni pırıl pırıl oluyor. Unutkanlıkla ilgili başlangıçta erken önlem alınması önemlidir. Alzheimer'da unutkanlığın ancak %5 ila 10'u genetiktir. Geri kalanı tamamen beyni yanlış kullanmakla ilgilidir. O yüzden kişinin beynini canlı tutup kullanması ve yeni deneyimleri açık olması önemlidir. Çünkü beyin kullan ya da kaybet kuralıyla çalışıyor. Kullandıkça açılan bir organ. Açıldıkça kök hücrelerden yeni hücre üretiyor. Yeni öğrenmeler sayesinde hafıza zayıflamıyor. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan basit unutkanlık, Alzheimer ve beyin sağlığı konusunda şu önemli değerlendirmelerde bulundu. Unutkanlığın iyi ve kötü huylu olmak üzere iki türü bulunuyor. Biri basit unutkanlıktır. Yani iyi huylu unutkanlık, selim tabiatlı unutkanlık da deriz. Diğeri ise habis unutkanlık. Yani kötü huylu dediğimiz unutkanlıktır. Bu iki unutkanlık birbiriyle çok karışıyor. 60 yaş ve üzerinde unutkanlık başladığı zaman bu kadar unutkanlık olur deniliyor ve Alzheimer riski göz ardı ediliyor. Alzheimer ve demansın ilk başlangıç belirtileri unutkanlık olduğu için buna dikkat etmek gerekiyor. Dünyada ve ülkemizde ortalama insan ömrü uzuyor. Dünyada da Türkiye'de de kadınlarda 78, erkeklerde 74 ila 76 gibi ortalama bir yaş bulunuyor. Hatta bu ortalama 80 ila 90 yaşına kadar çıkıyor. Mesela bir insan 60-65 yaşına geldi, unutkanlığı başladı. Bu kadar unutkanlık olur deyip tedbir almazsa bir müddet sonra bu unutkanlığın nedeninin Alzheimer olduğu anlaşılabiliyor. Kişi hayatının son 10 senesini Alzheimer olarak geçirebilir. Çünkü 85 yaşın üzerindeki kişilerde Alzheimer ihtimali %35 ila 50'ye kadar çıkıyor. ABD'de ortaya çıkan bir olguya da değinen Profesör Doktor Nevzat Tarhan, yeni öğrenmelerle hafıza arasındaki bağı şöyle anlattı: "Bu enteresan ve aynı zamanda literatüre de giren bir olgudur. San Francisco'da bir matematik profesörü Satranç'ta 8 hamle ötesini görebilirken bunun 5'e düştüğünü fark etmiş. Sonra nöroloğa gidiyor. Nörolog testleri yapıyor. Bütün ölçeklerde her şey normal çıkıyor." Zeka testlerinde yaş grubu normal veri tabanı içerisinde. Daha sonra beyin çakabı yaptırıyor. Orada kesin tanı beyindeki plaklardan anlaşılıyor. Beyninde çok sayıda plak olduğu belirleniyor. Fakat kaybı yok. Sonra yapılan araştırmalarda şu ortaya çıkıyor. Beynini öyle güzel kullanıyor ki beyindeki amonait plaklar olduğu halde beyin kendine yol bulmuş ve yeni öğrenmelerle kişinin hafızası hiç sayıflamamış. Bir dönem beyin hücrelerinin sayısının sabit olduğu ve yaş ilerledikçe bu hücrelerin öldüğü kabul ediliyordu. Ancak 1988'de bu gelişme keşfedildi. Beyin hücreleri ölmüyor. Beyinde hipokampus bölgesi var. Beynin ortasında bulunan ve hafızasının oluşturduğu bölge kök hücreler üretiyor. Kişi beynini canlı kullanırsa yani yeni deneyimleri açıksa ya kullan ya kaybet kuralıyla beyin çalışıyor kullandıkça beyin açılıyor. Açıldıkça kök hücrelerden yeni hücre üretiyor. O hücreler göçüyor. Kullandığı beyin alanı neresi ise oraya gidiyor. Orada ağlar oluşturuyor. Orada network oluşturuyor. Kişinin beyni pırıl pırıl çalışıyor. Beyinde plaklaşma olduğu halde hafıza zayıflamıyor. Sağlıklı bir zihin ve hafıza için yaşam tarzının da önemli olduğunu vurgulayan Profesör Dr. Nevzat Tarhan şunları kaydetti. Beslenme önemli. Yaşam tarzı önemli ve beyni kullanma kılavuzunun olması önemlidir. Beynimizi doğru kullanıyorsak basit unutkanlığı hastalıkla karıştırıp panik yapmamak gerekir. Alzheimer'da genetiğin %15 gibi bir rolü var. %70-85 yaşam biçiminin rolü var. Unutkanlık beynimizi iyi kullanıp kullanmamayla ilgilidir. Beyin sağlığı için beyin dostu bir yaşam önemlidir. Beyin dostu beslenme ve beyin dostu alışkanlıklar önemlidir. Beynimizin öyle bir özelliği var ki yapılan bir araştırmada bir insan kumar oynamayı 440 defa yaparsa onu artık otomatik yapmaya başladığı tespit edilmiş. Günlük yaşamda sıkça karşınıza çıkar. Otomobil kullanan bir kişi hep kullandığı güzergahta ezbere gider. Daha önce oraya defalarca gitmiştir. Beyin otomatik öğrenme yapıyor. Düşünce, duygu ekleyince inanış oluyor. Tekrar edince alışkanlık oluyor. Altı ay tekrar edince bu kişilik haline geliyor. Onun için tekrarlar çok önemlidir. Yanlış bir şeyi de tekrar ettiğinde alışkanlık oluyor. Onun için ileri yaşta insanın en çok hata yaptığı şey alışkanlık tuzaklarıdır. Alışkanlıklar zihinsel birer tuzaktır. Beynin sürekli dinamik tutulması gerektiğini ifade eden Profesör Dr. Nevzat Tarhan yeni deneyimlere açık olunması konusunda şunları söyledi. Yeni deneyimlere açık olan kişilerin beyinleri sürekli pırıl pırıl çalışıyor. MR cihazına sokuyoruz. Beyninin her tarafı her konuda aktif. Hatta şuna benzetiliyor. Bir vadi düşünün. Yazın vadide eğer sulanmayan bir alan varsa sapsarır. Ama eğer bir yere bakılıyorsa, sulanıyorsa ağaçlı, çiçekli, kuşlu, yemyeşil alandır. İnsan beyni de öyledir. Bakımlı alanlar beyinde hareketli, canlı, dinamik oluyor. Bu kullanmayla ilgilidir. Kullanılmayan alanlar kurumuş vadi gibi kuruyup kalıyor. O nedenle burada önemli olan büyük fotoğrafı görerek beyni ustaca ve bilgece kullanmaktır. Beyni kullanabilmek unutkanlığı önlemede en önemli basamaktır. Beynin yaşlanmasına karşı en büyük çözümdür. Beynimizi günlük yaşam aktiviteleri içinde yoğun kullanmamız önemlidir. Bulmaca ve sudoku çözmekten daha önemlisi, örneğin her gün aynı yoldan gitmek yerine farklı yollardan gidilmesi önerilebilir. Yani hep aynı alışkanlıkları devam ettirmek yerine sık sık alışkanlık değiştirmek, sık sık pozisyon değiştirmek tavsiye edilir. Alzheimer hastalığında beynin yeni öğrenme yapmadığını kaydeden Profesör Dr. Nevzat Tarhan şu önemli uyarılarda bulundu. Alzheimer hastaları eskileri çok iyi hatırlarlar ve anlatır ama yeni şeyleri hatırlayamaz unutur. Alzheimer'ın tipik özelliğidir. Buna retrograd amnezi diyoruz. Alzheimer çok ilerlediği zaman eşini unutur ama anne babasını unutmaz. Çünkü küçüklüğe dair şeyler beyinde kalıyor. Bu nedenle Alzheimer hastalığında beyin yeni öğrenmeleri yapmıyor. O yüzden beyin devamlı yeni öğrendiği için katmanları hep canlı kullanıyor. Beyin ya kullan ya kaybet kuralıyla çalışıyor. Bu nedenle kuyuya benziyor. Kuyu'dan su çektikçe kuyu nasıl açılıyorsa beynimiz de kullandıkça açılan bir organdır.